Yepyeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bu güzelliğin karşısından sizlere açılış yapayım dedim. Bugün bahçemize geldik. Yaklaşık bir haftadır ablamla ben bahçeye gelmiyorduk. Bazı işlerimiz olduğundan dolayı bugün artık gelelim dedik. Zaten bugün kuzenim de geldi. Bir nevi onu görmek için geldik zaten. Burada bahçemizin karşısından güzel bir açılış yapalım dedik. Her şey de maşallah çok güzel görünüyor. Hafif biraz serin olmaya başladı. O yüzden böyle her şey tam açılmaya, tam yeşermeye başladı. Öyle söyleyebilirim size. Çünkü bazı çiçeklerimiz de bu zamana kadar açmıyordu. Onlar bile açmaya başlamışlar. Açtık, biraz buraları suladık. Bakın şöyle her şey küçük. Annem bunları yeni budadığı için böyle küçük kaldılar. Ben de su vereyim biraz dedim. Birazdan bunları da sularını veririz. Zaten burada maydanozumuz falan var. İçeride de işlerimiz var. Onları da hallettikten sonra size güzel bir vlog yaparız inşallah. Şöyle göstereyim size. Bu arada arada kadife çiçekleri var. Belki onlara dikkat edenler vardı. Bakın şurada da var. İnternette okuduk. Çiçeklerin arasında kadife çiçeği olunca arılar onlara geliyormuş. Bu sayede sebzeleriniz biraz daha güzel oluyormuş. Öyle söylediler yani. Bizim de bir bilgimiz yok ama maşallah sebzelerimiz bu yıl az çok iyi. Günümüz de böyle geçiyor. Şu suyun yerini de değiştireyim ben. Bu arada abimlerin sesi geliyor. Abimle beraber geldik çünkü. Onlar da hızar yapıyorlar. İnşallah ses de çok kötü gelmiyordur. Bir ağacımız da yıkılmıştı. Onu hızarlamaya geldi. Bakın şunu da göstereyim size. Her yer kelebek dolu. Çok seviyorum bahçenin bu zamanlarını. Böyle bundan öncesi biraz sıcak oluyor ama şimdi serin de oluyor. Hafif bir serin oluyor. Güzel oluyor yani. Abim de şurada hızar yapıyor. Bu arada şu tarafa geçeyim. Konuşayım, ses biraz kötü oluyor. Bakın bunları da abime kestirdik. Geçen yıl kuzenime kestirmiştik ama ağaç yaşlı diye çatlama olmuştu. İnşallah bunda bir şey olmaz. Çünkü kuru olduğu için bir şey olmaz. Kuru olduğu için çatlama yapmaz diye düşünüyoruz. Şurada da diğer kesecek olan ağaç var. Bunun kökü biraz daha kalın olduğu için daha güzel çıkar. Şu diğerlerini de size göstereyim bir saniye. Diğerleri de şunlar. Köşelerini güzelce zımparalasak dışarıda bardak altı olarak kullanılabilir bence. Çok güzel olmuş. İnceliği de gayet iyi. Bunlar da böyle gösterelim size dedik. Bakın böyle. Şunları köşeye bırakalım. Bence köşeleri zımparalarınızsa çok güzel olur. Mesela şurada kullanmaya falan güzel olur. Şu çok güzel olmuş. Şurası biraz yamuk ya, daha güzel görünmüş. Çoğu gitti. Şuradan mesela çok güzel suplular çıkar. Mustafa'yla Muhammed burada olsaydı var ya, kriz geçirirlerdi. Çok seviyorlar böyle bahçe işlerini. Hatta geçen gün görüntülü konuştuğumuzda söyledik zaten, gelin işte dedenin bir sürü işleri var. Dede size tahta falan aldı, onları gelin yapın diye. Bayağı onlar da üzülüyorlar zaten görünce.
Şimdi kahve yapmaya geçiyoruz. Kahve yapacağız. Bu arada şu cezvelerimiz var ama Karaca'nın seti bu. Hiç güzel değil. Direktmen ucundan dökerken damlatıyor. O yüzden onu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Sadece orada süs niyetine duruyor. Büyük cezvemiz var. Onlarla yapacağız. Size şu bardakları da gösterelim. Bunu geçen gün bahçemize komşularımıza almıştık. Bakın şurası da kırılmış, gelirken kırılmış galiba. Bahçemize komşularımıza almıştık. Onlardan biri gelirken bunu getirmişti. Şöyle bahçede şöyle göstereyim. Bahçede kullanmaya güzel oluyor. Tatlış bir çay bardağı. Zaten bunu bilerek eve koymadık. Çünkü makineye girince şunlar çıkıyor. O yüzden biz de burada her şeyi elle yıkadığımız için burada ideal oluyor. Şimdi fincanlarımızı dizelim. Güzelce kahvemizi yapmaya başlayalım. Bu arada abimin tepsi hiç tepsi diye yaptığına bakın. Şu köşesi bayağı bir ince. Bunu vermiş olsun, siz kullanırsınız diyor. Düz duruyor ama yine de bence kullanılmaz. Çünkü desen şekil olarak olmamış yani. Şu tarafı bayağı ince, şurası da kalın. Yine böyle gitseydi bir tık kullanılırdı ama böyle olmamış yani. Getiriyor, bir tane daha getiriyor galiba. Abim habire kesmeye devam ediyor. Bir tane de bunu getirmiş. Bu biraz daha idare eder. Kaldıramıyorum. Bakın şurası böyle, diğer tarafı biraz daha kalın ama bu yine idare eder. Bir tane daha yapıyor. Onu da birazdan gösteririm size. Bir dolu gidip ona bakalım. Bu da yine güzel. En güzeli bu oldu sanki. Bu daha güzel. Evet, bu daha iyi oldu. Ama bayağı ağır oluyor yani. Çok ağır değil ama biraz ağır. Yani biraz ağır yani. Ayak kesmeye devam ediyor abi. Biraz dışarıdan ses geliyor ama aslında camı da kapatabilirim de çok sıcak olur. Fincanlarımızı seçelim, güzelce kahvemizi içelim. Şu bardakları, şunlar bir tık küçük oluyor bakın. Şunları çok önceden getirmiştik. Bunlar bir tık küçük oluyor ama yine şunların boyutu biraz daha iyi. Bunlardan çıkartalım biz de. Fincanları hangisini çıkartalım abla? Şu babaannemin fincanı. Bunu halam getirmişti. Bunu da biz almıştık. Ya da şu büyükleri çıkartalım. Bunu yok, babaanneminkileri çıkartalım. Babaanneminkilerinkini çıkartalım. Bakın şeyde. Onu da mı sonra yapacağım? Bunu da bu yapalım. Yamuk ya, bu o çok yamuk, evet. Bu arada yemeğimizi bugün burada yiyecektik. Yani kendi bahçemizde yiyecektik. Sonra yengemler aradılar. Onlar mangal yapacaklarmış. Gelin beraber yiyelim dediler. Bizim de niyetimizde zaten mangal yapmak vardı. Kıymamızı getirmiştik. Öyle yapacaktık. Dedik bari beraber olsun. Yani yemeği yukarı çıkacağız. Mangallık köftenin tarifini de size veririz. Biz nasıl yaptığımızı sizinle paylaşırız. Hem yapmak isteyenlere, belki bizim tarifimizde yapmak isteyenlere fikir olur. Gerçi normal klasik bir şey yapıyoruz ama yine de gösteririz inşallah. Bu arada Türk kahvesi olarak Kahve Dünyası'nın Türk kahvesini kullanıyoruz. Aşırı derecede güzel. Bundan 5-6 paket aldık yani. O kadar güzel, hoşumuza gitti tadı. Şimdi kaldıralım. Şekerimizi atalım, birazcık şekerli olsun. Daha sonra kahvemizi pişirmeye başlarız. Şöyle kaldırayım. Bu arada gelirken zaten yukarıya uğradık dayımlara. Dediğim gibi kuzenim geldiği için onu görelim dedik. Hafta sonu 2 günlüğüne geldi. Sonra izin almış bir 2 gün daha. 4 günlüğüne burada yani. İstanbul'a yeni işe başlayan kuzenim bu arada, onu da söyleyeyim size. Bilmeyenleriniz kim diye soranlarınız olur belki. Şöyle kahvemizi karıştıralım. Sonra afiyetle içmeye geçelim. Thank you.
kahvelerimiz hazır. Şimdi afiyetle içmeye geçelim. Mutfağımızı temizledik. Pırıl pırıl oldu. Bunları da birazdan kaldırırız artık. Şuraya da sıvı yağlarımızı doldurduk. Zeytinyağı olmadığı için ikisini sıvı yağ koydum. Bunları da bu şekilde koydum. Biraz daha Tuba gecikmiş. Tuba ile ya bir daha kahve içeriz ya da aynen az geldi. Geçen gün de ablamla yine böyle yapmıştık. Kahve içtik, baktık yetmedi. Yani bünyemize az geldi. O yüzden tekrardan yapmıştık. Bu sefer de öyle yaparız muhtemelen. Tuba ile oturup bir kahve içeriz. Şurada kendi kendine açıldı. Bu şekilde günümüz böyle geçiyor. Evet arkadaşlar, kuzenlerimiz gitti. Bu arada kimler gelmişti? İşte Asım, Furkan, bir de Tuba gelmişti. Ömer Efe de tabii gelmişti. Beraber bir çay içtik. Az önce gittiler onlar da. Biz de biraz buradaki işlerimizi halledip ondan sonra yukarı çıkarız. Bu arada size bunları da gösterelim. Bunları babam toplamış. Bamyamız bu kadar çıkmış. Çok az çıkmış. Zaten dediğimiz gibi bahçemizde çok fazla sebze de yok zaten. Olanlar da böyle az. Çünkü çok az oldu. Aşırı derecede sıcak olduğu için çok az oldu. İnşallah ses de sizi rahatsız etmiyordur. Bunlar da salatalıklarımız ve kornişonlarımız. Bakın kornişonlarımız geç geldiğimiz için bayağı büyük oldular. Daha önce bunlarla ne bileyim turşu yapan oldu mu acaba, merak ediyorum. Bunları ne yapacağız diye. Doğrayabiliriz biz. Doğrayarak yapabiliriz bence. Bence doğranıp da yapılabilir. Daha önce hiç denemedik ama mutlaka deneyeceğiz. Şunlar güzelmiş. Evet. Şu boyutlar çok güzel. Bunlar güzel. Tam kornişonluk boyutta. Ama şunlar biraz fazla büyük olmuşlar. Dediğimiz gibi bir bakarız yapan var mı yok mu diye. Ona göre biz de doğrayıp bunları kornişon turşu olarak vururuz. Bunlar da elmalarımız. Böyle çoğu yere düşüyor. Ondan dolayı babam da yere dökülenleri toplamış. Bunları böyle zamanla yiyoruz. Zaten biz çok fazla yemiyoruz ama yine yerlerse işte babam falan yiyor. Son olarak da burada patlıcanlarımız var. Bunları da bir göstereyim size. Patlıcanlarımızın bir kısmını yukarıya gönderdik. Bunlar da zaten çok azlar, sebzelerimiz. Annem bayağı uzun zamandır toplamamasına rağmen hala böyle küçük kalıyorlar. Sebzelerimiz bir türlü büyümediler. Neden bilmiyorum. Abim şurada hala şey yapıyor. Bakın şunu da kuzenlerim getirdi. Şuradan topladılar. Şuradakilerde fazla olan kornişonlar. Bayağı sararmışlar onlar. Tavuklara gidecek yukarıya. Bunlar da işte patlıcanlarımız. Büyük olanları yukarı gönderdik. Böyle mangalla patlıcan kebap yaparız diye. Onları yukarı gönderdik. Bunlar da eve gidecekler. Bunları bir güzel poşete koyalım. Eve götürmek için hazırlayalım. Biz de içeri gidelim. Biraz oraları toplayacağım. Daha sonra yine gösteririz size hazırlıklarımızı. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.
anxiety. I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls. Salatamız hazır arkadaşlar. Bunu yukarı götürmek için hazırladık. Gittiğimiz zaman da artık zeytinyağını, yağını ve tuzunu da ekleriz. Ben de bu arada annem de reyhanları toplayıp getirmiş. Ben de birazdan bunları ekleyeceğim. Size de çekerim artık. Bu arada köftenin tarifini vermeyi çok istiyorduk aslında ama Tuba Gül geldiğinde annem onu halletmiş. Benim haberim olmadan. Artık bir şey olmaz, öyle olsun. Şimdi bunu eklerken ben de size çekeyim. Beraberce reyhanlarımızı ekleyelim. Annem artık yukarıda halleder. Şunlar da toprak olmuş. Evde kurutmaya götürürüz artık. Şimdi güzelce reyhanlarımızı eklemeye başlayalım. Bitirecektim ama artık hazırlanmaya geçiyoruz. Yukarı geçiyoruz çünkü yemeği. Artık bunu da annem ya evde yapar ya da yukarıda da yapabiliriz bilmiyorum. Ama muhtemelen eve götürürüz. Babamlar da birazdan gelecek. Saat de şu an 6:20 geçiyor. Biz artık hazırlanmaya geçelim. Yukarıda çeker miyim, çeker miyiz bilmiyorum ama çekebildiğimiz kadar çekeriz. Size de zaten onları gösterirsek, çekebilirsek paylaşırız, size de gösteririz. Şimdi biz hazırlanmaya geçelim. Yeni sizinle görüşürüz. Önce patlıcanlarımızı 3'e bölüyoruz. Şöyle. Bir patlıcan, bir köfte. Mantık böyle. Emel. Haydi paşa. Şu manzaranın güzelliğine bakın bir. Böyle yakınlaşıyor muyuz başına? Çok güzel görünüyor dolunay.